Genç Ağlar sunar. Spor Fenerbahçe'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ahmetciğim hoş geldin. Nasılsın sevgili kardeşim? Böyle ister miyim ya? Alındı ya geçen hafta. Geçen hafta 15 dakika oturup durdum. Ben böyle oturuyorum. Ayıp ama ya Gürcan seni de yaptın. Karışıyorlar falan. Vallahi ayıp ya. Yani hakikaten lütfen tarafsız olalım. Moderatör dedin tarafsız olur abi. Moderating sağ sol eşit şartlarda. Evet eşit olacak abi. Ne tarafsız? Ne hangi tarafsızlıktan bahsediyorsun? Eyvah. Tarafsızlıktan bahsediyorsun. Dakika bir gol bir sol kanattan orta. Efendim sevgili Gürcan bu akşam Fenerbahçe Kayseri Spor maçında yorumcu olarak statta görevli olduğundan dolayı bu akşamlık bu salı Spor Fenerbahçe'yi bant çekiyoruz. O yüzden beğenilerinizi tabii ki bekliyoruz ama süper chat'ten sorularınızı alamayacağız. Onu vurguladıktan sonra kongre gelişmeleri, transferde son gün bunları konuşacağız. Bu arada Kayseri Spor'da 3 futbolcunun korona testi pozitif çıktı. Fenerbahçe Kayseri Spor karşılaşmasında oynayamayacaklar. Onu da hemen ileteyim. Kim bu 3 futbolcu oynayamayacaklar? Mario Gavranović, Emre Demir ve Gustavo Campanharo'nun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Tabii ki bu durumda Galatasaray maçında da forma giyemeyecek. Kayseri Sporlu futbolcularımıza, kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Fenerbahçe Kayseri Spor maçını konuşacağız ama biz yayından biraz sonra, yaklaşık bir saat sonra başlayacak o mücadele. Gürcan'ın nefis yorumlarıyla bu akşam izleyeceğiz hep birlikte. Önce bir divan konuşması ve divandan sonra gelişmeleri konuşalım. Müsaadenle Gürcan, Ahmet'le başlayalım. Ahmet yerden başından sonuna kadar yerinden takip etti ama Ahmet, Fenerbahçe camiası bir umut bekliyordu. Fenerbahçe camiası bir teknik direktör evet. adı bekliyordu. Fenerbahçe camiası transfer bekliyordu. Bu üçü de gelmedi ama karşılıklı atışmalar ne yazık ki gündemin ön sırasındaydı. Olağan şeyler, demokrasinin de içinde olan şeyler. Sayın Hulusi Belge de Fenerbahçe taraftarı olan, Fenerbahçe'yi seven bir isim. Fenerbahçe'nin iyiliği için yapıyorlar bu eleştirileri. Biz de bazen eleştiriyoruz. Bu son derece normal. Ben orada bir iki şey eleştirdim. Hulusi Belge, bir Rogon'la ilgili şey, onu belki başkan yanlış anladı. Onu daha düzgün belki ifade edebilirdi. Çünkü sanki böyle yolsuzluk gibi algılanmış olabilirdi. Çünkü Ali Koç'un olduğu yerde öyle bir şey mümkün değil tabii ki. Herkes biliyor bunu. İkincisi de şu Adil Rami'nin eşiyle ilgili. Pamela Anderson. Pamela Anderson. Bir türlü aklıma gelmiyor onun ismi. Teşekkür ederim. Fark geçen ettim. Şey, bazılarının Lopez falan aklından çıkmıyor değil mi? Ben bilmem magazin. Sen o bazılarına dahil misin? Magazin falan bilmem. Olabilir. Şakir'e ya da TGRT yayında Şakir'i demişim. Futbolla bu kadar kafayı. Shakira. Evet, Shakira'ya. Shakira. Shakira. Shakira'ya Shakir demişim. İyi olabilir. Ne var ki bunda? Bunda ne var? Ben anlamıyorum. Ha Shakira. Yok, çok. Ha Shakir. Çok yanlış anlaşılabilir. Acayip yanlış farklı. Anlaşılabilir. Evet. Bilhan, altyazıyı değiştirebiliriz Eren abicim. Evet. Şimdi bunlar... Ne diyeceğiz? Ahmet Shakira hayran mıymış? Ya kardeşim, gazeteci sensin. At manşetini. Şimdi bunlar şeyi aslında konuşmanın bütününü biraz farklı noktaya çekti. Aslında konuşmanın bütününü Sayın Ali Koç da açıkladı. Dedi ki konuşmanın dedi büyük bölümü doğru eleştirilerle dolu. Yanlış mı hatırlıyorum konuşmasında? Hulusi Belge'ye karşılık evet, koydu ama dedi ki %90'ı doğru eleştiriler. Hakikaten ama bel altı olmasın dedi. Bel altı olmasın dedi. Tabii %10 yanlış da vardı. Olabilir. Bunlar demokrasinin içinde olan şeyler. Bakın bu tartışmalar da demokrasinin içinde. Başkan Ali Koç yaklaşık 2 saate yakın konuştu. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Burada önemli şeyler söyledi. Aslında bu tartışma nedeniyle bunları kimse de değerlendiremedi. Ne söyledi? Ne anlattı? Bunları biraz anlatmak istiyorum çok kısa olarak. Yani çok da uzatmadan. Bir kere dedi ki UEFA ile de Nisan ayında görüşeceğiz dedi. Finansal fair play ile ilgili. Şimdi orada iki ana ihtimal var. Hatta 3. Birincisi Fenerbahçe'nin gelecek sene finansal fair play anlaşması olmayacak. Yani free transfer yapabilecek. Bu birinci ihtimal. 2. UEFA diyecek ki ya siz bir süre daha bizle anlaşma yapın. 2 sene daha uzatalım diyecek. Bu ikinci ihtimal. 3. Fenerbahçe ceza alacak. Ben üçüncü ihtimali yok sayıyorum. Olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü son özellikle 3 yıldaki yani Ali Koç geldikten sonraki şeyi Fenerbahçe'nin gayet iyi finansalları. Sadece Aziz Başkan'ın son yılında 57 milyon euro zarar var. İşte onu kapatamıyor Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı o 57 milyon euroluk zarar.
işte son 3 yılda artıya da geçilse o 57 milyon euroyu kapatması çok zor. Yani totale bakıyor bu UEFA 4 yıllık. Diyor ki 4 yılda bak şurada 57 zarar etmiş, şurada 2 kar etmişsin ama toplam diyor senin 45 milyon euro açığın var diyor. Şimdi böyle bir durum olunca sıkıntı. UEFA'nın işte bu ekibinin değişmesi tabii büyük bir sıkıntı. Başkan onu söyledi. Ama bu özellikle Türkiye'deki dövizdeki oynamalar, kulüplerin yaşadığı çok büyük sıkıntılar, yayıncı kuruluşundan gelen gelirlerin azalması ve en önemlisi pandemiden dolayı gelirlerin inanılmaz azalması. Belki de o 57 milyon euroyu kapatabilecekti Fenerbahçe. Şu olarak. Çünkü tribün gelirlerine hiç olmadı geçen sene. Hatırlarsanız. Efendime söyleyeyim başka gelirler olmadı. Bu da UEFA'nın Fenerbahçe olumlu bakabileceğinin göstergesi. Şimdi ben Fenerbahçe'nin ne yapmak istediğini şöyle özetleyeyim. Kimi sattı Fenerbahçe? Allah yarı değil mi? Evet. Biz anlatmıştık. 4,5 milyon euro artı %50. Yani %50'sini satıyor aslında bonservisini. İtalyan takımların yaptığı gibi. Diyor ki %50'si benim bonservisim. Geri kalan %50'sini ben sana 4,5'a satıyorum. Yani normal sattığı fiyat 9 milyon euro. Allah yarı Fenerbahçe'nin. Şimdi bakın bu 4,5 milyon euro gelecek sene gelecek. 9 milyon euro değil. Allah yarı sattı diyelim ki. Evet. Hull City. Evet. Kime sattı? Swansea'ya sattı. Kaça sattı? 10'a sattı. 7'ye sattı. 7'ye sattı. 3,5 kaldı. Tamam, hayır. 4,5'u düşeceksin oradan. Hı hı. Geriye ne kaldı? 2,5 kaldı. 2,5'un %50'si Fenerbahçe. Öyle değil. Öyle. Benim dediğim %50'si. Bir sonraki satışın. Bir sonraki satışın %50'si. Kardan mı %50'si? Tabii tabii. Tamam, kardan mesela %50'si. Hatırla aynısı şeyde Vedat Muriç'te tamam. Yaptı Fenerbahçe. Ben belki yanlış anlamıştım. Yani kardan %50'si. Rize'ye verdi 3,5'u düştü. Geri evet. Kalan paranın %25'ini Rize'ye ödedi. Tamam. Buradaki Fenerbahçe'nin yapmak istediği bu 4,5 milyon euro gelecek seneye sarkıttı. Ayrıca Meğer'den gelecek olan 1,5 mi? 1,6 mı? Ne kadar da o Meğer'den? 1,5 diyelim. 1,5-4'a yani 6 milyon euro artıyla başlayacak gelecek sene. Eğer finansal fair play devam ederse. Yani bir marjı olacak yeni hoca geldiği zaman. Hani para sol beke alacak. Satış olacak. Yeni sezona yansımış olacak yani. Satış yeni sezona. Bu sene yansısaydı yeni bu sezona yansımayacaktı. Bu parayı şimdi tüketmek zorunda kalacaklar. Tüketmek zorundaydı Fenerbahçe. Fenerbahçe dedi ki ben dedi bu seneyi kaybettim dedi. Bu sene transfer yapmayayım ben. Seneye sarkıtayım ve gelecek sene gerçekten iyi bir takım kurayım dedi. Bu mantığı ben anlayabiliyorum. Tabii bunlar o konuşmanın içindeki aldığım şifreler. Başka şeyler de var. Sen devam et. Ben arada aklıma gelenleri söyleyeyim. Şimdi şeyden başlayalım. Demokrasiden başlayalım. Evet Şakir. Dinliyoruz. Andırıyorum değil mi? Sakallar çok makallar. Çok sakallar falan. Ha? Şey yapıyoruz. Bak Ali Bey'in orada Hulusi Belge'ye yaptığı en büyük haksızlık. Senin eleştirilerine katılıyorum. Orada Pavel Anders falan olmadı. Robo'nu Ali Koç kesinlikle yanlış anladı. Yani öyle düşünüyorum ya da birileri böyle sana böyle demek istiyor diye kulağına üfledi herhalde. O kısımlarda çok çabuk inanan. Hulusi Belge'ye dedi ki sen dedi Fenerbahçe için yoksun dedi. Fenerbahçe'den faydalanan. Fenerbahçe için var olanlar ve Fenerbahçe için var olanlar demiştim dedi. Sen Fenerbahçe için var olanlardan değilsin, Fenerbahçe ile var olanlardansın dedi. Dedi. Kime dedi Hulusi Belge? Hulusi Belge kim? Yaşıtızdır. Demek ki 35-40 yıllık tribüncü. Başkan adayı olduğunda bir muhabbette dedi ki Ali Koç'un karşı şey, Ali Şen'in şey, Aziz Başkan'la şey olduğunda, karşılaştığında Show TV'deki görüntüm çıkarsa yandım dedi. Show TV'de bir statta bir taraftar grubunun üstüne tek başına dalarken görüntü varmış o zaman. Sen de Show'daydın değil mi? Biliyorum. Yayınlanan bir maçta. Hulusi Belge diyor. Yani rakip taraftara tek başına dalan adama diyor. Kim? Sarı Lacivert Derneği'nin kuran. Sarı Lacivert Derneği ile birlikte kadın basketbolu sponsor şey edip sponsorluğunu yapıp aynı zamanda Aziz Başkan görevdeyken her sene 5-10 bin arası kombine satan. Ve o kombineleri şöyle satıyor. Aziz Başkan diyor ki 5 bin alacaksınız diyor. Kaç para? Atıyorum 10 milyon lira. Bunlar aralarında çekleri yapıyorlar. 10 milyon lirayı veriyorlar. Sonra Melih Senal, Gürcan Senal, Ahmet Senal
dolaşım adam. Ama kulüp 10 milyon liraya çıktı harcı. Satılsın satılmasın. Bu adama diyor. Sen Fenerbahçe ile bağırılıyorsun diyor. Hulusi Belge çok ciddi, iyi bir Fenerbahçelidir. Ortadadır. Bence Ali Koç'ta bu kadar büyük tepki yaratmasının en büyük nedeni Aziz Yıldırım'ın tarafında da değil. Mesela Aziz Yıldırım'ın grubundan biri yapsaydı bu konuşmayı derdin ki muhalefetten gelen bir konuşma. O tarafta değil. Ali Bey'in yanında seçilmesi için çalışan bir kongresiydi. Ama 4 yıldır çok ciddi başarısızlık var Fenerbahçe'de. Yani birilerinin de bunu çıkıp sesli bir şekilde dillendirmesi lazım. Ki kongre sonrasında da Ahmet de takip etmiştir. Viral oldu Fenerbahçe taraftarı arasında. Ve sonunda birisi çıktı bizim hissettiklerimizi söyledi. Ali Koç bunun farkına var mı? Oradaki görüşler katılırsın katılmazsın. Haksızlık vardır yoktur. İnsanların samimi hisleridir, kızgınlıkları, öfkeleridir. Biz de burada bunları çok konuşuyoruz. Ve Vitor Pereira'yı gönderdi, açıklama yapmayan bir başkan. İsmail Kartal'ı getirdi, açıklama yapmayan bir başkan. Devre arası geldi, transfer var mı yok mu, açıklama yapmayan bir başkan. Joachim Löw'le görüştü, ne oldu ne bitti bilmiyoruz, açıklama yapmayan bir başkan. Allah yeri sosyal medyadan öğrendik. Yani kimseye hiçbir şey söylemeyen, ne taraftarına ne medyaya hiçbir şey söylemeyen, anlatmayan, onları tatmin edici, umut verici, böyle olacak veya olmayacak, bilgi vermeyen bir başkan karşımızda. Yani hadi yönetmede de başarısız, iletişimde çok net başarısız. Oraya baktığımız zaman çoğu zaman Ahmet'le de genelde ortak noktamız azdır ama çoğu zaman verilen kararlardan biz acaba böyle midir diye düşünüp yorum çıkarmaya çalışıyoruz kendimizce yani. Kimseden bilgi alamıyorsun çünkü. Bunu ne yaptınız ya bilmiyoruz. Muhtemelen Ahmet'le de sokakta da ya da kulübe gittiğinde de ya bir yöneticiler var ya. Ne oluyor biliyor musunuz diye sor. Yani görünen o ki Hulusi Belge çok sert girdi. Bence kendine getirmesi lazımdı. Yani bazen insanlar şoka girer bir tokat atarsın ya. Yanlış anlaşılmasın yani. Kongre yap derken bir net bir uyarı yaptı Ali Bey'e. Yani 2 yılın daha var. Ve bu 2 yılda bizim beklentilerimiz, bizim derken kimin diyor, taraftarın beklentilerini karşılayacak adımları at kardeşim artık. Yani sana bu transferleri robot mu yaptırdı? Çalışma onlarla. Sana bu fikirleri Ahmet mi verdi? Tanıma bir daha Ahmet'i. Yani dinamikler ne? Türkiye'nin dinamikleri ne? Takımın dinamikleri ne? Bunu iyice analiz edip doğru insanları göreve getir. Yani orada Ali Bey'in, Ali Koç'un alması gereken mesajlar onlar olmalıydı. Ve şunu da söyleyeyim. Ben mesela şu yanıtı bulmadım. İsmail Hoca çıktı. Çok net söyledi. Biz dedi 3 hedefte de varız dedi. Evet. Ali Bey'den duydun mu böyle bir şey? 3 hedefte de varız diye. Hayır. Ya bir de ki ben burada iddialıyım de. Tamam dedi ligde arabamız işler zor. Bir hedef gösterdi. Aynen matematik yani. Matematik devam ediyor ama dedi. Konfederasyon kupası var. Türkiye kupası var. Mesela İsmail Hoca Sosa'yı aldı. Crespo'yu aldı. Oyundan. Önemli oyuncuları yani takımın önemli oyuncularını 60'larda 70'lerde hemen çıkardı. Bence Kayseri maçı. Bugünkü maçı düşünerek çıkardı. Daha çok önem veriyor. Yani birçok takım kupada oynamayan oyuncularına şans verir. Ama Fenerbahçe'nin de hatta Beşiktaş'ın da ciddi olarak en iddialı olduğu hedef kupa. Bugün Fenerbahçe takımı en iyi kadrosuyla çıkmak zorunda. En formda oyuncularıyla çıkmak zorunda maça. Ve İstanbul tabii müthiş bir yağmur var. Hava şartları da çok kötü. Ona uygun o fizik mücadeleyi verebilecek bir takım olması lazım. Diri bir takım olması lazım. Ahmet Gürcan çok doğru söylüyor. Strateji yok ya. Strateji bak 18 aydır sağ bekin sol bekin yok.
Her gelen hoca 15-20 tane adam alsın göndersin, alsın göndersin. Buna son diyecek bir otorite arıyor Fenerbahçe taraftarı. Ve en kötüsü şunu da ekleyeyim lütfen. Sarı lacivertler Gürcan'cığım artık alıştılar. Mağlubiyete de alıştılar. Evet, bir alışkanlık olmaz Fenerbahçe bu. Sence olmadı mı? Bakın ben şöyle diyeyim. Olmadı mı sen? Bir alışkanlık olmadı mı? Tepkisizlik var evet. Takım. Bu tepkisizlik de bir alışkanlıktır. Değil aslında. Yani reaksiyon göstermiyorsun. Bakın şimdi Fenerbahçe'de. Taraftar mı söylüyorsun futbolcu? Taraftar. Fenerbahçe'de. Taraftar gösteriyor reaksiyonu. Fenerbahçe'de. Reaksiyon ama şey diyor yani Kayseri kaybedebiliriz kupada. Yani artık oraya geldi iş. Yani kaybetmeye ya da kazanamamaya. Kaybetme sürpriz değil yani. Ha aynen, aynen öyle. Aynen tabii. Doğru. Fenerbahçe'de. Birincisi ilk yıl Sayın Ali Koç geldiği zaman Koku'yu getirdi. Bence fena olmayan transferler de yaptım. Ama hep diyoruz düğmeyi baştan yanlış iliklediğin zaman hepsi yanlış gidiyor. Hı hı. Oradaki organizasyonu çok iyi kuramadılar Samandıra'da. Eskiden kalanların bir reaksiyonu vardı. Bir direnci vardı. Ya herkesi gönderecekti. Ya eski ekiple olduğu gibi devam edecekti. Hiç bozmayacaktı. Orada bence düğmeyi yanlış ilikledi. Hep yanlış gitti. İkinci sene yine fena transferler yapılmadı. Yine işte Vedat Muriç alındı Galatasaray'ın elinden. Yanlış mı hatırlıyorum? İkinci sene geldi değil mi Vedat Muriç? Ersun'un aldığını. İşte birkaç oyuncu alındı. Böyle önemli oyuncular alındı. Yine bir döneme kadar çok iyi gitti. Sonra o kırılganlıkla işte bir Başakşehir maçı oynandı. Fenerbahçe eze eze yendi Başakşehir'i. Ki liderdi galiba Başakşehir. Fenerbahçe aldı liderliği. Evet. Eze eze yendi. Sonra bir baktık. 7 maç üstte kazanamayan Fenerbahçe 7 maçta sadece 3 tane beraberlik aldı. Lider takım ya bu. Yani bu normal bir şey değil. Bu çok anormal bir grafik. Sen 20. haftaya kadar lider gidiyorsun. Çok iyi top oynuyorsun. Sonra 7 hafta üstte kazanamıyorsun mesela. Ne oluyor orada? Bilmiyoruz. Demek ki bazı süreçleri iyi yönetemeyen bir Fenerbahçe var. Bunlar yapılan her şeyi de değersizleştiriyor. İyi oyuncu da alsan, iyi transferler de yapsan, iyi hoca da getirsen, belli bir süreci yönetemediğin zaman, ki bunu bu sene de gördük, yönetemediğin zaman o zaman başarısızlık geliyor. Bu sene Fenerbahçe kötü müydü? Değildi. Çok iyi başladı lige. Trabzon maçına kadar harika gidiyordu. Liderdi. Trabzon maçında öne geçti. İyi oynuyordu. 10 kişi kaldı. Çok iyi götürdü maçı 10 kişiyle. 87. dakikada bir penaltı golüyle. Mağlup duruma düştü. Sonra da çöken bir Fenerbahçe. Bir anda çöktü. Ne oldu? Sadece bir maç kaybettin. Şimdi burada fatura kesilmeyen bir kesim var arkadaşlar, futbolcular. Tamam, Ali Koç bir sürü yanlış yaptı. Kadro mühendisliği kötü. Gelen hocalar, giden hocaların hepsi yanlışlar yaptı. Peki arkadaş, şu an kadroda yer alan futbolcuların hiç mi suçu yok Gürcan ya? Yani hiç mi bunlar böyle aynaya bakıp ya beyler bizim formamız bile 1-0 önde başlatır bizi diyemiyorlar? Bak sezon bittiğinde biz o sıra seninle sansürsüz dedik değil mi Ahmet? Evet. Neyi konuştuk? Çok şanslı bir sezona başlayacak Fenerbahçe. Kadrosunun %70'ini korudu. Hı hı. Bu %70 bir sene beraber oynadı. Yapacağı iki önemli taktiğe bir santrafor, bir stoper şarttı. Önümüzdeki sene bu takımı ligin en favori takımlarının haline getirecek. Ne oldu? Hep konuştuğumuz konu, hep şey yaptığımız konu, düğme yanlış iliklendi ya. Teknik adamı değiştirdin. Teknik adam geldi, sistemi değiştirdi. Sistem değişince o %70 kaldı dediğimiz, iyi oldu dediğimiz takımın %70'i değişti. Sil baştan. Sil baştan oldu. Yani bir sene önce topladığın bütün avantajları, bütün artıları, bütün pozitif gelişmeleri çöpe attın. Ve o sistem için bak Türkiye'nin dinamikleri farklı abi. Yani Türkiye'de takımlar sana 1-9-1 oynuyorlar. Türkiye'de iyi futbol peşinde koştuğun zaman, tamam mı? Boşuna tırmalıyorsun. Türkiye'de çözüm üreten, çözüm odaklı, oyunun peşine düşmen lazım. Yani insanlar şurada haklılar. Premier Ligi seyrediyor, Bundesliga'yı seyrediyor, La Liga'yı seyrediyor. Sonra geliyor stada, Türkiye'de herhangi bir stada, yani Trabzon, Galatasaray, Beşiktaş fark etmez. O futbolu bekliyor. Bugün Trabzonspor takımı iyi mi oynuyor?
Çok bence, kötüler. Bence bak çok kötü üstelik bir maçlık da değil. Yani son maç özelinde çok iyi değil. Savunma yapıyorlar son bence. Son 15 maçta iyi oynamıyorlar. Çok, çok iyi savunma yapıyorlar. Aynen aynen bravo. Abi Uğurcan her maçın kahramanı mı? Tabii çok iyi savunma yapıyorlar. Yapıyorlar abi. Uğurcan niye her maçın kahramanı o zaman? Bak kazanan oyuna dönüyor. Bence savunma oyunuyla şampiyon oldu. Abi savunmayı da kısıp açıp. Kazanan oyuna dönüyorlar. Nasıl oyunu oynatıyor Abdullah? Hayır 1-0 yapıyor. Sahasına çekiliyor. Tamam işte savunması. Bak dikkat et. Malatya maçı. Hakem verse penaltı ne yapacaksın? Gitti maç. Adana Demirspor maçı ilk 20 dakika tek kale yaptı. Neyse o dün değil. Boş ver Trabzonspor son, üzerinden. Sonuçta tabela yapıyor. Tamam mı? Bak bu oyunu Fenerbahçe'de oynatsan bir kişi gelmez biliyor musun maçı seyretmeye? Taraftar açısından söylüyorum. Fenerbahçe taraftarı Trabzon'un şöyle bir eksküzü var. İşte 30 yıldır şampiyon olamıyorlar. Onlar yemişim oyunu diyor. Yani ben kazanayım ben şampiyon olayım. Yani o kupayı kaldırayım. Fenerbahçe'de kabul ettiremezsin. Geri geldim. Sağımda bekleyeceğim. Hızlı çıkışlarla gideceğim. Gol atacağım. Fenerbahçe kabul ettiremezsin. Al Galatasaray'ın başına gelende. Aynı taktik. Ve işin başka tarafı işte ilk düğme yanlış iliklendikten sonra arka artık geliyor. O en büyük neden ne biliyor musun? Trabzonspor maçı sonrası. Çok genç takım Fenerbahçe takım. Yani yurt dışından oyuncu getiriyorsun. Yabancı oyuncu getiriyorsun Türkiye'ye. Adam kıta değiştiriyor. Ülke değiştiriyor. Şehir değiştiriyor. Takım değiştiriyor. Teknik direktör değiştiriyor. Yani ve gelen teknik direktöre de futbolcuya diyorsun ki arkadaş bu adam emanetçi. Ha, ve yok. Şey Trabzon maçının sonrası için. Hı. Kendi yorumumu yapmaya çalışıyor. Bu çocuk daha 21, 22, 23 yaşında. Kırılır. Ya o baskıyı kaldıramaz. Ve kazanacaksın, kazanacaksın, kazanacaksın diyorsun. Şeyden sonra mesela son Başakşehir maçı. Fenerbahçe'nin yaş ortalaması kaç biliyor musun Melih? 26. Sosa'yı çıkar 25. En genç takımlardan biri evet. Bence en genci. Ben daha gencini seyretmedim. Bak kaç yıldır Fenerbahçe'yi takip ediyorum. 25 yaş ortalamasındaki bir takım. 1-0 yenik duruma düşüyor. Ayağa kalkması için ne olması lazım? Tribün lazım. Nerede tribün? Arkasını dönmüş. Formaları çıkartın. Öteki istifa. Bak bir gün sonraki Beşiktaş maçındaki Beşiktaş tribünlerine. İşler kötü gidiyor. Antalya takımı geliyor. Pozisyonlar. Tribün çok doğru. Bir de saha içinde bir lider lazım. O lider var mı? Yok. Kaptanı yok Fenerbahçe'de. Ya oyun lideri yok değil mi sence de lider? Oyun lideri bulabilir. Ya Sosa bekleniyor. Sosa da Hüseyin'e yatır. Şu falan Fenerbahçe'ye tatil yapmaya gelmiş Sosa. Yani Sosa o adam değil yani. Şimdi bakın Fenerbahçe'nin... Bir lider yaratmak Ahmet. Dün akşam Atletik Bilbao İspanyol maçını anlattım D-Smart'ta. Muniain yedek tamam mı? Takımın lideri. Abi ona rağmen başka liderler çıkıyor. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Bilbao'da. Fenerbahçe'de ikinci bir lider olabilecek adam yok. Bir yok zaten. İki, üç de yok. Sıkıntısın. Ya var. Mesut Özil var. O da oynuyor, olmuş. Oynamıyor, kesiliyor, tamam. Kesilmiyor. Bak şimdi size bir şey anlatacağım. Fenerbahçe'nin neye ihtiyacı olduğunu anlatıyorum. Fenerbahçe'nin gelecek sene bir tane sağ bek. Değil mi? Şart. Sol bek. Bir tane sol bek. Şart mı? Şart. Şart, şart. Stoper ihtiyacım var mı? Bence yok. Elindekilerle... Çok. Bir de santrafor abi yeter. Bak sana söyleyeyim sana. Bir de santrafor. Bir santrafor kesin bir golcü ama golcü yani. Yani sana. Oynatan da olur bak sana söyleyeyim. Bir santrafor. Tamam. Lazım. Bir tane santrafor. Yani Jiro gibi bir adam alırsın. Bak bir sağını oynatır, solunu oynatır. Oynatan da olur yani. Fenerbahçe orta sahada 8 numara. Bak 4 transfer. Bu takıma sadece 4 transfer ekler. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Kaleci gerekmiyor mu? Kaleci zaten yedek kaleci alacaksın. Hani az kalecin Altay. Peki. Yedek kaleci alacağın için oraya çok para gerekmiyor. Al gerek. Abi Melih yabancı kısıtlaması var. Yani kalecin Türk olacak abi. Türk olacak. Aldığın yabancıyı ortada oynat. Kesin Türk olacak. Şimdi bak. Şu telefonunun sesini kapatır mısın Ahmet? Abi sürekli çalıyor. Ama ses bizim de çalıyor da sessizde. Tamam işte sessizde. Deniyorum ben Gürcan'a. Gürcan'cığım daha ama bak tamamlayayım şunu. 4 transferle bu takım. Bu takım uçar gider ya. Bak vallahi iyi bir hocayla mı tabii ya şey yapma. Bu orta sahaya alacağın adam da birazcık lider özellikli olsun. Biraz böyle saha içi liderliğini alabilecek bir adam olsun.
Sakin oyunu oynatabilecek bir adam. 8 numaradan bahsediyorsun. Sakin oyunu oynatabilecek o yok çünkü. Bir adam olsun. O yok Fenerbahçe'de. Panik. Hele bak, gol yedikten sonra. Uçar gider. Tamam beyler, bir 0 yenik oldu. Bir sakin durun. Sakin pas ol. Oyunu. Bak Fenerbahçe'de sahaya kaptan kim çıkıyor? Berke. Takımdaki en eski adam Berke'ydi. Allah'tan Ozan geri geldi. Ozan oldu en eski adam. Bak Berke ne zaman geldi? 2018'de geldi. Düşünebiliyor musunuz? Bak Fenerbahçe kültürünün bu çocuklarda olması mümkün mü ya? Kazanma kültürünün bu çocuklarda olması mümkün mü? Yeni gelene kim anlatacak kardeşim? Bak burası Fenerbahçe. Bak buranın bir kazanma kültürü var. Burada sahada pes etmek yok. Bak bu kulübün tarihinde 3-0'dan 4-3'ler var. Defalarca. Bu kulübün tarihinde 3 Temmuz var. Pes etmedik biz. Biz savaştık. Diyebilecek kaç tane adam var bu takımda? Sıfır. Sıfır. Niye? 2015'ten itibaren, Pereira'nın geldiği ilk yıldan itibaren, 2016'dan itibaren o takımın kültürünü oluşturacak oyuncular hepsi gitti. Yani şimdi bakın, kültür nasıl olur? Buraya yeni biri geliyor. Melih Şendil der ki, bak burada der, biz gönülden çalışırız. Biz burada zaman şeyimiz yoktur. Karşılığında da... Abi sırf Emre'yi veririz. O yüzden transfer ettin ya. Dediği doğru. Evet. Emre Belezoğlu'nu Başakşehir'den transfer etmenin tek nedeni Ersun Hoca'nın da istemesi. Takım kültürü. Aynen. Gelsin. Fenerbahçe lider. Ruhunu yaşatacak gelsin, biri. Gelsin lider olsun. Evet. Sağa sola fırça atsın. Yani etrafı toparlasın diye. Fenerbahçe yüzden transfer et. Kültürünü. Bence Ozan transferi de aynı aksiyondur. Ozan o karakterde değil maalesef. Değil maalesef. Ama. Maalesef. Keşke o karakterde bir adam olsa. Fenerbahçe kültürünü anlamış bir adam olsa. Ozan bir maç muhteşem oynar. Öteki maç bakarsın sahada yürüyor. Bir şeye kızmış. Kenarda bir sağlıkçıya kızmış ya da bir şeye kızmış. Küsen. Bu tespitine katılıyorum. Yani çok sezdim ben bunu. Birisi bir şey söylüyor tribünde mesela. Evet. Ondan sonra ya da sosyal medyada biri Ozan'a bir şey yazıyor. Ozan küsüyor. Yani. Çok duygusal. Küsüyor. Şimdi ben Ozan'a güvenip bu takımın lideri sensin diyemem. Mesela bu da küser biliyor musun yayında? Hayır. Geçen hafta 15 dakika döndü, bana dönmedi. Küstüm ben böyle duruyorum. Neyse. Yazık. Abi sana dönmemesinde mi haklı nedenleri var? Yani. Sen varsın. Senin o güzel gözlerine bakabilmek için. Şimdi arkadaşlar bu kültürü Fenerbahçe yeniden nasıl oluşturacak? Samandıra kültürünü, kazanma kültürünü. Bak Fenerbahçe Başakşehir'le oynuyor. Bak İsmail Kartal'ın bütün hamleleri doğruydu biliyor musun maçtaki? Bütün oyuncu değişiklikleri doğruydu bana göre. Ama reaksiyon görmüyor sahada ya. Ama bak yalnız kalıyorlar. Fenerbahçe futbol takımı çok yalnız. Bak söyleyeyim sana. Buna katı da bakabilirsiniz. Sizler de öyle bakabilirsiniz. Dersiniz kardeşim o kadar para alıyorlar. Ne yalnızlıymış çıksınlar. Klasik Mourinho'nun lafı vardır hani. Yorgunluktan sabah 8'de işe gidip akşam 8'de dönen adam şikayet edecek. Siz şikayet etmişsiniz. Bu bakış açısı da. Atletico dediğin zaman doğru bakış açısıdır. Ama bu takımın 25 yaş ortalaması da çıkıyor. %70'ini yenilemişsin. Hepsi 20'li yaşlarında çocuklar. Ya benim çocuklarım var 20'li yaşlarında ya. Evet. Yani onların halini görüyorum. Bakıyorum dünya görüşlerine bakıyorum. Başka şeye bakıyorum. Bizim zamanımız gibi değil. Ya da sizin seyrettiğiniz zaman gibi de değil. Peki bir şey sorabilir miyim yani, sana? Burada şu olay var. Ben o yüzden hatırlıyor musun? Vitor Pereira dönemi en büyük görev şeye düşüyor dedim. Neydi bizim çocuğun adı? Yönetici. Futbol şube sorumlusu. Selahattin Baki. Selahattin Baki'ye düşüyor dedim. Çünkü Vitor Pereira son söyleyeceğini ilk söyler. Oyuncu ilişkileri çok zayıftır. Adam yönetimi zayıftır. Man management dediğimiz olay. Birisinin arkasını toparlaması lazım. Evet. Volkan Ballı'yı çekmişsin almışsın oradan. Eski dönem Hasan Çetinkaya yapıyordu bu işi. Oraya baktığın zaman kim yapabilir bu işi dediğin zaman Selahattin Bey. Selahattin Baki kalıyor. Ben bir tespitte bulunacağım. Tamam müsaadenizle. Ve şimdi de çok ihtiyaçları var. Bir tespitte bulunacağım. Öyle bir adama ihtiyaç var. Bak benim gözlemim. Ben bu kulübü az çok bilirsiniz. İyi bilirim. Sen de iyi bilirsin. Ve iyi gözlem yaptığımı düşünüyorum. Ben sahada şunu gördüm. Başakşehir maçında. Sahada 11 tane oyuncu var. 11 oyuncunun tamamı kendini kurtarmak için oynuyor. Takım için değil. Top bana gelmesin diye sıkıntı içindeler. Birincisi top bana gelmesin. Top bana deplase gelirse. Olmuyor. Top bana gelirse ben bir hata yapmayayım. Yan pas vereyim. Ya yan pas vereyim ya şut atayım şey yapayım. Gol atayım takım. Kahraman olayım. 11 futbolcuda ben bunu gördüm. Bak sosyal medyaya video düşmüş. Berisha ile ilgili. Hı hı.
Berişe koşuyor, pas atmıyor, frikik atıyor, direkten dönüyor falan. Hani çöp diyorlar ya Berişe. Adam o pasları bir alamıyor. İrfan geliyor. Tam kaleyi cepheden giriyor. Soldan Berişe kaçıyor. Verse %99 gol. Atar yani Berişe. Vermiyor, şut çekiyor, savunmadan dönüyor. Bomboş adam Berişe. Şimdi İrfan niye şut çekiyor? Kötü kalpli bir adam olduğu için mi çekiyor? Hayır. İrfan diyor ki ben bir şut çekeyim, gol atayım. Bu haftalık ben kendimi bir kurtarayım baba. Taraftar bana küfür etmesin. Ya da, ya da Berişe'ye güvenmiyor sıra. Hayır, kendine daha çok güveniyor. Değil. Öyle bir şey yok, güvenmiyor diye bir şey yok. Berişe'ye güvenir abi. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene 4 gol attı Berişe. Öyle bir güvenmeme diye bir şey yok. Yok, oraya bakmayacaksın abi. Nereye bakacaksın abi? Oraya bakmayacaksın. Ya İrfan kusura bakmasın. Hayır, bu varsayım zaten, öyledir diye söylemiyorum bak, yani. Bak, sebeplerden bir tanesi şey olabilir. Öyle bir şey olur mu ya? Tamamen. Olur. Bak ben bak, abi. Bu yüzeyi de atmazlardı. Tespiti, güvenmezlerdi. Bak ben top bu tespiti kafamdan uydurmuyorum. Ben görüşüyorum insanlarla. Samandıra'dan insanlarla görüşüyorum. Herkes kendini kurtarma derdi. Şu an taraftardan tepki çekmemek için. Aman ben kurtulayım. Aman ben şey yapmayayım. Sorumluluk almıyorlar. Bak sorumluluk almıyorlar. Bir. Top ayağına alan kendini kurtarmak için oynuyor. Bu iki. Bu niye oluyor? Size anlatayım mı? Bu camianın şey. Sen şimdi mesela oyuncuları yuhalamaya başladığın anda. Bak oyuncular kötü olabilir. Yuhalamaya başladığın andan itibaren karakterli oyuncu sorumluluk alır. Selçuk Şahin, hep örnek veririm. Karakterliydi de yuhalamayı göze ala. Bak yeteneği zayıftı Selçuk'un. Ama karakteri tavandı. Yuhalanacağını bile bile top alırdı. Bazen kaybederdi. Yuhalanırdı ama sorumluluk almaktan asla kaçmazdı. Çünkü Fenerbahçe'de yuhalanan futbolcuyu alkışlayan bir başkan profili vardı. Aziz Başkan, hatırlıyor musunuz? Tribünlerin tepki gösterdiği Alex adamı. Alex'i bir tek. Ya ama bu arkasında olduğunu bak, gösterdi futbolcunun. Şey şimdi Gürcan diyor ki, senin tespitine yürekten katılıyorum. Ama Gürcan diyor ki işte bu desteği göremiyor o futbolcu diyor. Bak. Mert Hakan Avrupa maçında çok yuhalandı. Yani bir şekilde Mert Hakan'a sahip çıkılsa belki, bir sürü hata yapmasına rağmen ki tribünde seyrettik o karşılaşmayı. Belki bir sonraki maça çocuk daha özgüvenle çıkacak. Tamam. Şimdi bunu Ali Koç yapıyor mu? Hayır. Yöneticilerden yapan var mı? Yok. Samandıra'da bir yönetici var mı bunlarla ilgilenen? Ya arkadaş, çocuk arkasına dönüp şimdi, baktığında hiçbir destek görmüyor şimdi Ahmet. Şimdi bak, Fenerbahçe'de sıkıntı. Samandıra'nın lideri kim? Ben o yüzden diyorum ki Löw gelsin diyorum. Hani güçlü bir karakter gelsin. %100. En güçlüsü gelsin. Ben mesela diyorlar ki Jesus daha iyi olacak. Bence de Jesus daha iyi olacak. Ama Jesus aksi bir ihtiyar aynı zamanda. Bu üç hoca dedi ya, üçüncü hoca kim? Bence Roger Schmidt. Löw, Schmidt. Bence Schmidt. Okay. Bak, Jesus o adam değil, Samandıra'yı toparlayacak babacan adam değil. Jesus çok güçlü bir karakter, sert bir karakter. Disiplinli, otoriter. Bak çok şey, Löw herkes susturacak bir adam. Jesus o adam değil bak. Jesus belki Löw'den çok daha iyi bir hoca. Bana sorarsınız. Ama Löw herkesi susturacak adam. Buraya büyük bir adam lazım. Çok büyük bir adam lazım. O adam da Löw. Bana sorarsınız. Eğer başkan Löw'le ve Jesus'la anlaşıp Jesus'u tercih ederse bana göre hata yapar. Ben Löw'ü getiririm. Löw Fenerbahçe'de görev yaptığı sürece, ben bunu her zaman söylüyorum. Benim Fenerbahçe'de bugüne kadar izlediğim en iyi futbolu 10 hafta boyunca oynattı. Ta ki Samsun'da Metin Diyadi'nin ayağı kırıldığına kadar hakem orada kırmızı kartı vermedi. Vural. Vural'a kırmızı kartı vermedi. Ondan sonra bütün futbolcular korktu. Hakemler yemin etmişlerdi o yıllarda Galatasaray'ı 4 sene üstü şampiyon yaptılar ya. Yemin etmişlerdi. Ve Löw sözleşme de uzatmışken bir anda gönderildi. Bak bu adam çok iyi bir teknik adam. Türkiye'ye uyuyor ve şu an ismi çok büyük. Fenerbahçe ismi çok büyük adam lazım. O yüzden ben Sayın Başkan'a diyorum ki sakın Jesus'u şey yapma. Bak Jesus'u çok isterim. Yıllardır istemişimdir. Çok severim. Çok müthiş bir teknik adamdır. Ama Fenerbahçe'yi bu durumdan kurtaracak adam Löw'dür. Jesus'la yeniden Pereira olayını yaşayabilirsin. Jesus Cordozo ile yumruklaşmaya kadar gitti. Hatırlıyor musun? O yıl dönemi. Cordozo takımın golcüsü yumruklaşmaya kadar gidecek sıkıntılar yaşadı.
Fenerbahçe öyle adam lazım değil. Fenerbahçe birleştirici bir adam lazım. Abi de... Benim tercihim yok. Bak doğru yerden bakıyor. Enteresanlar. İlk defa aynı fikirde olduk yani. Hayret, ben de şaşırdım. Hayret. Ha, doğru yerden bakıyor. Bak mesela Şenol Hoca'nın milli takımdaki düşüşü. Fatih Hoca'nın Galatasaray'daki düşüşü. Biraz önce kendi çocuklarımdan bahsettim size. Başka bir nesil geldi. Ve onlara doğru şekilde ulaşmak lazım. Onlar böyle höt höt de ulaşamıyorsun abi. Onlar böyle antreden babasının arabasının anahtarını çalıp gece arabayı kaçıran gençler değil bunlar. Değil değil. Ben metrobüse giderim daha rahat giderim diyen farklı bir nesil. Aynen. Odasından çekiliyor yalnız başına PlayStation oynuyor. İnsanlara ihtiyaçları yok. Kendi kedilerine yeterli. Aslında çok sosyaller ama bir o kadar da yalnızlar. Tek başlananlar. Yarını düşünmüyorlar. Yarın endişeleri yok. Tabii bizim gibi değiller. Tamam mı? Yani sana bakıyor böyle işte deli gibi çalışıyorsun. Çalışacak tabii diyor onun göre. Falan yani şey. Daha realist. Ya başka bir şey anlatayım. Bir seni de tanıdığım bir yönetici abimiz. Eski bir yönetici abimiz. Dedi ki Gürcan dedi artık durum bizim zamanımız gibi değil dedi. Bizim zamanımızda futbolcu yöneticiye gelir. Abi şöyle bir ihtiyacım var, böyle bir şey var derdi. Yönetici onu bir türlü çözerdi. İşte parayı verirdi. Şeyini yapar. Şimdi ne yapıyorlar biliyor musun? Bir çantaları var diyor. İçinde en az 10.000 dolar var diyor. Bir durum olduğu zaman diyor çağırıyor adamı. Al şunu diyor, git hallet diyor. Yani işin öteki etabında da yönetici ihtiyacı olmayan... Bir baba abi figürü gereksinim duymuyorlar o öyle mi? O durum da yok ortada. Ve bunu inşa etmek adına Ahmet'in biraz önce söylediği. Lan Fenerbahçe'nin 2007 kadrosuna bak. Tuncay, kaptanın babası. Ümit, kaptanın babası. Rüştü, kaptanın babası. Volkan onu yediği düşün. Takımın yarısı lider. Tabii. 2007'de şey yoktu değil mi? Alex 2008'de mi gelmişti? Alex vardı abi. 2005'te geldi Alex. 2004-2005'te mi? Tabii. Alex. Yani kaptanın babası. Son şampiyonun takımına bak. 4 kayıt var. Ersun Yanal'la olan şampiyonu. Gökhan var. Caner var. Volkan var. Demirel kalede. Tamam mı? Yani acayip lider. Sorumluluk alan. Tamam mı? Acaba Ali Koç çok baskın ögede. O yüzden mi bir lider çıkmıyor? Hem yönetimde hem takım içinde. Şimdi Ali Koç esas orada problem çıktı. Yani 6 sene yöneticilik yapıp böyle bir dinamizmin olması gerektiğini şimdi düşünüyordur belki de. Bu kadar oyuncu gitmezdi yoksa. Hı, çok baskın öge mi Ali Koç? Değil. Şöyle ifade edeyim. Fenerbahçe yönetiminde tarz olarak baktığın zaman bizim alışık olduğumuz şekilde yöneticiler çok az. Ben mesela Ömer Temelli'yi sayarım o tarz yöneticiyi. Daha böyle iş bitiren bir adamdır. Daha böyle sözü her yerde geçen bir adamdır. Federasyona Nihat Özdemir'e telefon açsa mesela iş halleder. Çözer yani Ömer Temelli. Bu profilde adam az. Daha çok kulüp içinde belli görevleri alıp o görevleri yerine getiren bir profil var. Ya başkan aslında bu şekilde bir profil seçmiş yani. Kendi seçmiş. Yani senin işin bu kardeşim. Senin işin hukuk. Sen başka bir şeyle ilgilenmeyeceksin. Sen futbolla senin işin yok. Bu ya da basketbola karışamazsın sen. Sen bunu yapacaksın. Bence bu sistem işlemiyor Fenerbahçe'de. Daha baskın karakterler, daha baskın ve etkili kişiler olmasını tercih ederdim ben. En büyük neden bu yani. Ali Koç öyle çok baskın davranan bir insan değil. Ama belli kuralları olan, belli bir sertliği olan bir isim yani. Bugün aslında manşeti şöyle koyabiliriz sevgili abiler. Bir lider eksikliği Fenerbahçe'de çok net. Takım 0-0'sa, takım geriye düşmüşse, 55'te tribünde bayraklar açılıp istifa sesleri başlamışsa bunu bastıracak bir lidere %1000 ihtiyaç var. Abi, Melih, ama bu kaç yıldır çıkmadı. Melih bak, sizler de burada hem yorumculuk yapıyorsunuz hem yöneticilik yapıyorsunuz. Şimdi Fenerbahçe'nin yöneticisi, başkanı da değilsin. Tamam. İşleri gitmiyor. Kime hesap soracaksın abi? Başkana. Hayır.
Başkan. Sen başkansın. Ha, ben başkanım. Tabii. İşler iyi gitmiyor. Gitmiyor. Gittin Samandıra'ya. Lan bu işler... Samandıra'dan sorumlu yöneticim kimse, ondan hesap soracağım. O takımdan kime soracaksın? Kaptana. Kaptana. Hangi kaptana? Sosa yok. Ben işte yok. Yani insanlar şikayet ediyor, eleştiriyor ama arka beşli çok önemlidir. Ya zaten mevzunu yani, biliyor musun? Yani arka beşli çok, çok doğru çok bir şey önemli. Söyledi ya. Bak Fenerbahçe'yi taraftan yıllarca kandırdılar. Yok arka beşli, yok arka dörtlü. Ya bunu söylüyorum ben. Bu takımın kültürünü devam eden adamları Fenerbahçe'ye gönderttirdiler. Taraftar vasıtasıyla. Taraftar baskıyı kurdu. Ne oldu? Takım içinde kültür kalmadı. Ya ben gittim Samandıra futbolcular 20 yaşındayım. Tamam mı? Gidiyorum. Beni orada karşılayan var mı? Yok. Gidiyorum. Odama giriyorum. Karşı futbolculardan bahsediyorum. Ve hayatım gidiyor. Antrenmana çıkıyorum. Bana kimse konuşmuyor. Hadi gel beraber yemeğe gidelim diyen yok. Efendim mesela gel şunu yapalım diyen yok. Dün birinin röportajını okudum. Kimdi ya bir futbolcu? Trabzon'a gittim. Dorukhan. Diyor Trabzon'a indim. Havaalanından beni Uğurcan karşıladı diyor. Bak. Ne kadar önemli. Çok güzel bir detay. Bak Fenerbahçe'de niye olmadın? Bırak şeyi. Dözel'in kitabından bahsetmiştik. Bilmiyorum hangi elinde? Kaptan. Marcel Dözel'i. Orada Dözel'i anlatıyor. Ya diyor ben gittim diyor. Bir masa var diyor ortada. İşte Maldini oturuyor. Costa Curta oturuyor. Baresi oturuyor. Ben o masaya oturmak istedim diyor. Hayır. Sen bu masaya oturamazsın. Haddini bil. Haddini bil. Milan. Rütben yetmiyor. Sen önce Milan. O rütbeyi bir yakala. Sahada. Beyefendiler masası. Tabii. Sahada bir şeyler yap görelim. Bu masaya tabii ki gelebilirsin. Ama ne zaman? Bir baresi olman için 100 fırın ekmek yiyeceksin. Abi bak. Yiyeceksin. Mesela. Kültür bak takım kültürü dediğin bu. Mesela şey dönemi. Dağım dönemi. 2010 galiba. 2009. 2010 mu ne? Ümit Alex'i yemeğe çıkartıyor. Özet. Özet. Hı. İşleri gitmiyor. Diyor ki Ümit sen diyor pardon Zico dönemi. 2007. 2007 dönemi. Sen diyor daha mı şampiyon yaptın bu senin vatandaşın diyor. Ulan, o dönem ona... Alex çok sevmiyor Zico'yu bak ilk geldiğinde. Ona niye oynamıyorsun diyor. İşte kaptanlık bu. Al adamı tamam mı yemeğe götür. Gerekirse bir etkileşime gir ya. Aynen, bir iletişim aynen, kur. Aynen. Çünkü orada kaptan biliyor ki ona ihtiyacımız var bizim maçı kazanmak için. Ben bir örnek daha vereyim. Tamam mı? Kaleci Ertan vardı ya. Ertan, şimdi Volkan Demirel takımın büyüğü, arka beş dedikleri işte. Ertan diyor ki ben şu arabayı alacağım. Atıyorum. Audi A5 alacağım mesela. Fiyatı ne kadar? 1 milyon TL. Volkan Dağalçıpa'dan yeni gelmiş bu arada Ertan. Volkan hayır alamazsın diyor. Ben sana diyor alacağın zaman söyleyeceğim diyor. Aldırtma arabayı. Ne zaman zamanı gelecek bunun? Sen o arabayı ne zaman hak edeceksin? Ben söyleyeceğim diyor. Aradan, Fatih Terim ve Emre Belözoğlu'nun arabasının anahtarını almadın mı beyler? Çok ilginç ve gerçek bir olay. Yaşanmış. Ehliyeti yok diyordu ama. Volkan'a da sorun anlatsın size. Mesajdı. Aradan 1-1,5 sene geçiyor. Ertan bir gün antrenmana çıkıyor. Antrenmandan çıkıyor. Bir kapıda bir araba. Anahtarını veriyor Volkan Demirel. Hayırlı olsun diyor sana araba. İnanılmaz bir şey ya. Araba hediye ediyor. Yedek takımın 4. kalesine. Parasıyla aldırtmıyor. Bir sene sonra zamanı geldi diyor. Hediye ettiriyor. Bunu da Volkan'la konuştuğunuz zaman söyleyin size anlatsın. Ay bu bunlar gerçek. İnanılmaz bir olay. Vallahi müthişsin Volkan'cığım ya. Mesela vallahi bak yıllar önce Kristof Dağım'la konuştum. Diyor ki aldırtın transfer ücretini arabaya yatıran oyuncu var diyor. Evet evet. Gökhan tamam Gönül mesela. Daha bütün parasını Lamborghini alıyor. Para etmiyor. Gidiyor zam istiyor. Aziz yani, ilk geldiği yıl. Yani hakikaten oyuncuların da yönetilmesi lazım. Onların paralarının da yönetilmesi lazım. Tabii. O yüzden menajerler çok önemli. Yani oyuncu bir parayı kazanıyor. Ne kadar kazanıyor? 10 yıl kazanıyor. Sonra? Erken emekli. Ama bir gelir olması lazım. Biz alıştığı bir standart var. Şudur budur yani. Orada da işte artık dükkan mı alacaklar, arsa mı alacaklar? Bir yatırım yapması lazım çünkü 35'ten sonra liste senedi mi alacaklar? Aktif yani, hayatı bitiyor normal şartlarda. Kazandığı paranın da doğru yönetilmesi lazım. Ama sonuç Fenerbahçe'nin kadrosunun ciddi şekilde biraz önce bahsettiğimiz kulüp büyüklüğü, taraftar algısını anlatıp
o sorumluluk içinde, o karakteri hissedebilecek, olgunluğu yaşayan futbolcularla sürdürülmesi gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi, taraftarın tekrar sahaya dönmesi lazım. Arkadaşlar, bu çocuklar yalnızlar. İyi oynuyorlar, kötü oynuyorlar. Bak, kötü koşmuyorlar. Yok, mücadele yani, değil. Mücadele, bak, bakın ama kötü koşmuyorlar. Ama bir eksiklik var. Kötü koşmuyor ama yalnızlar. Yani siz dertte olduğunuzda, siz problem yaşadığınızda, üzüntülü olduğunuzda bir omuz ararsınız, derdinizi anlatacak. Bundan biz kesiyoruz, biçiyoruz medya olarak. Başkan kesiyor, biçiyor. Siz kesiyor, biçiyorsunuz. Teknik direktör soyunma odasında fırçalıyor. Kime gidecekler abi bunlar? Mentor kim? Hayır, kime gidecekler? Yani bu genç takımı bir şans daha verin. Destekleyin sahada. İşler kötü gittiğinde arkalarında durun. Sonra onlar size dönmezse zaten kulübü yönetenler, takımı yönetenler gereğini yapacaktır bu. Gürcan'cığım çok teşekkür ediyorum Ahmet'ciğim. Psikolojik etkenleri. 17 dakika konuştum. 23 dakika Gürcan abi konuştum. Tuttun mu onu? Sadece tuttum abi ben. Yani hep bu haksızlığı yapıyorsun. Seni teessüf ediyorum. Kınıyorum. O zaman haftaya sizi ikinizi baş başa bırakıyorum. Ben müsaadenizle bu kaç dakika konuştum? Geçiyorum. 5-6 dakika. O ben sanırım ikimizden de çok konuştu. Konuşma yeteneğim vardır. Gürcan'ı maçı uğurlayacağız. Fenerbahçe Kayseri Spor maçı için bugünlük bant çektik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Genç Ağlar sundu.